Kıymetli hemşerilerim, sizlere saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Sizleri malum koronavirüs pandemisi hakkında bilgilendirmek için bu videoyu hazırladık. Zonguldak'ımızın daha önce de söylediğimiz gibi biliyorsunuz yaşlı nüfus oranımız diğer illere göre yüksek. Maden şehriyiz malumunuz. Akciğerlerimizde ister istemez sıkıntılar yaşayan vatandaşlarımız var. Ve bunun üzerine bir de vatandaşlarımızın tedbirlere uymama noktasındaki ısrarı bizlere hem üzüyor hem de bu konuda endişelendiriyor. Biz biliyorsunuz Hıfzı Sağ Kurulu olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın genelgelerinden artı ekstra sert kurallar, kaideler koyarak vatandaşlarımızı mümkün olduğu kadar çarşı yememeleri için ve teması en aza indirerek sosyal mesafeyi korumak için elimizden gelen gayreti fazlasıyla gösteriyoruz. Ne yazık ki rakamlar hızlı artıyor. Zonguldak'ımızda şu dakika itibariyle 100'ün üzerinde pozitif vakamız. Ne yazık ki 5 tane can kaybımız var. Bir tane COVID-19 ile enfekte olmuş vatandaşımız farkında olmadan ister istemez sosyal temas mesafesine, sosyal mesafeye uymadığı için en başta yakınları, akrabaları, ailesi olmak üzere onlarca insanımızı enfekte ederek ne yazık ki salgını daha da sıkıntılı hale getiriyor Zonguldak'ımızda. Sizlerden ricamız Zonguldak'ımızda 65 yaş ve üzeri kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız her türlü ihtiyacını sosyal destek grubu olan Vefa grubunu arayarak, 112'yi arayarak bizlere iletsinler. Tabii bunun dışında 65 yaşın altında olan, kronik bir rahatsızlığı olmayan ama şu süreçte dükkanını kapatmak zorunda olan, iş yerinde çalışma şansı olmayan vatandaşlarımızın da taleplerini karşılamak için Sosyal Yardımlaşma Vakfı olarak biz sizlerin her zaman emrindeyiz. Söyleyeceğim numaraları arayarak istediğiniz talepleri, kumanya ihtiyacınız olur, bir sıkıntınız bizlere iletebilirsiniz. Bunu da şundan söylüyoruz, valiliğe gitmektense, dışarıya çıkıp riski arttırmaktansa evinizden telefonlarınızla bize ulaşmanızı rica ediyoruz. 251-40-26 veya 0555-015-79-82 numaralarını arayarak vatandaşlarımız taleplerini bizlere iletebilirler. Bir de biliyorsunuz malum pazar yerlerimizi faaliyetlerini durdurduk ikinci bir emre kadar. Biz mahallelerimizde belediyemiz tarafından yetkilendirilmiş pazarcı esnafımızın araçlarıyla beraber satışına müsaade ediyoruz. Yani bir anlamda pazarı mahallemize, vatandaşımızın evine getiriyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın toplu halde bulunacak ortamları azaltalım. Teması, sosyal mesafeyi koruyalım. Vatandaşlarımızdan dün akşamdan beri aldığımız taleplere baktığımız zaman özellikle merkez ilçede bulunan marketlerdeki fiyatların çok sıkı denetlenmesini istiyor vatandaşlarımız. Hiç merak etmeyin, Ticaret İl Müdürlüğümüz, zabıtalarımız ve emniyet güçlerimizle beraber bu işin çok sıkı takipçisiyiz. Biz zaten Zonguldak'ımızdaki esnafımızın da böyle bir yola başvuracağını hiçbir zaman düşünmedik, düşünmüyoruz. Ama sizler gene böyle bir sıkıntılı durum fark ettiğiniz zaman belediyemizi arayın, 155'i arayın, bizlere bunları ihbar edin, biz de devlet olarak gereğini yapalım. Bunun sonunda tekrar dönüp dolaşıp geldiğimiz yer, bu virüsten bir an önce kurtulmanın tek bir yolu, tek bir çaresi var. Mümkün olduğu kadar evden çıkmamak ve sosyal mesafeyi korumak. Ve tekrar altını çizerek şunu söylüyoruz, evde kal Zonguldak, hayat eve sığar.